Akses'e ilk başladığımda en çok ilgimi çeken şeylerden biri Altın Gezegen ile ilgili hikayeydi. Özellikle onun ismini ilk duyduğum anda Altın Gezegen, altından bir gezegen. İnsanların diyelim ki sadece düşünerek yaratabilme yetenekleri, bir şeyi sadece düşünerek fiziksel olarak gerçekleştirmeye davet etmeleri. Gezegene bunu bir kez daha davet etmek, bir geri dönüş ya da geleceğe ilerlemek gibi hissedilse de, verdiğim bir sürü seminerde, karşılaştığım birçok insanda en belirgin olan şey, ne kadar çok algılamak, bilmek, olmak ve alıp kabul etmek gibi yeteneklerini durdurdukları ve yok ettikleriydi. Daha fazla temizlemeler, daha fazla sözel prosesler uygulayarak bu yeteneklerine tekrar ulaşmaya çok istekliler. Bu konuyu tanıtırken bunu altın gezegene geri dönüş olarak değil, çünkü şahsen geri dönüşlere inanmam, gerçekte olduğumuz sihir olarak, sihri yaratmak için, sihri davet etmek için, yeteneklerimizi talep ederek, sahip çıkarak ve kabul ederek ilerleyebilmekten, ev olarak adlandırdığımız bu harika gezegenin değişimine etki ederek, hayvanlarla paylaşımımızdan, ağaçlarla paylaşımımızdan, son zamanlarda sıkça ağaçları sizinle oynamaya davet etmekten, ağaçla ortaya çıkıp çiçeklere ışık saçmasıyla ilgili şakalaşmaktan bahsediyorum. Gezegenin üstünde ve onu kullanarak değil, gerçekten onunla birlikte yürümekten, hayvanların arkadaşı olmaktan, gerçekte olduğumuz gezegendeki her molekülün içindeki varlık olmaktan bahsediyorum. Bir arkadaşım bunun biraz Avatar filmine benzediğini, sonunda uçan ejderhaya binebilmek gibi olduğunu söyledi. Uçan ejderha olmak mı? Olduğumuz uçan ejderha olmanın hangi kısmını kabul edemiyoruz? Ve Gary Douglas ejderhadan bahsediyordu. Ejderha olmaya gönüllü müyüz? Türünüzün eşsiz bir ejderhası olarak bir şekilde diğer türdeki ejderhalar ile farklı bir şey yaratmak için bir araya gelerek, birleşerek, ortak hareket ederek, aslında mümkün olduğunu bildiğiniz bir şeye doğru ilerlemek, hepimizin burada çağrıyı, sesi duymak için olduğumuzu bilerek, yükselmek için yeterince anda var olarak, bu realitenin ötesinde bir gelecek yaratmak için gönüllü müsünüz? Bana katılın, kendinizde olduğunu gizlediğiniz ve bir parçanız olduğunu kabul etmediğiniz yeteneklerinizle ilgili konuşalım, oynayalım ve bu realitenin ötesinde bir realite yaratmak, davet etmek ve bir patlama yaratmak için nelerin mümkün olduğunu görelim.